onu kadastro planı üzerine oturturuz, işleriz. Yüksek gerilim hattında işleriz. Yeni koyalım, şimdi bizim buraların zeytinlik. Evet. Bu arada da su geçerse, damlama suyunu yaparsa zeytinliğin önünde çok daha iyi olur. Yani evet. Fırçalı sulama gibi yapmayalım bak. Aynen. Mesela kimsenin dediği yer, zeytinler var. Buradan yani damlama varsa, o arada daha çok gider yolu, yani, köle olarak. Sol tarafıma giderken, bahsın sağ tarafı. Sağ tarafı da sol tarafı. Solda da var. Tamam. Önce yansısın, iki atlı. Üst tarafı sulanma, bir de sulak arazi. Yani iki atlı. Devlet hastanesi tarafı da var. Var var. Alt tarafı. Bu arıtmanın tam karşısındaki. Arabanın karşısı. Yani orada zeytinlik, orada çalışmak lazım. Abi, bir proje ortaya çıksın, maliyetini bir görelim. Evet. Hepsini bir yapamasak da bir sene bu taraf deriz daha acil bu tarafı, öbür önümüzdeki yıl öbür tarafını yaparız. Valla bakın hatta benim fikrim yani bilmiyorum. Şimdi bakın şu dolar köprüsü var ya. Bir kuzey tarafından bir güney tarafından bizim bu yerler elverişli serayçı. Evet. Sıcak su. Yani bu olursa Avdan altına kadar süper olur yani. Millet yani küçük parsellerde iki dönüm, üç dönüm bir yer geçecek. Yani affedersin ne sen bütün ailesi geçinir yani buradan. Tabii küçük parselse. Evet. Küçük çaplı çiftçilik yapıyorsa, evet. Sera yaparsa. Ha şimdi mesela ne çok var? Kazanır. İki dönüm sera var biliyor musun? Ne güzel tebrik ederim. Örnek olur. Çok güzel bir şey yani. İlk önce biz koruduk yani burada. Ama suyu alıp kış yapamıyorsun açık açık yani. Evet. Mimarı da yapıyoruz yani. Yani kırsal kalkınma da önemli. Evet, evet. Çiftçilerimizi de ihmal etmeyeceğiz. Bu işten de ekmekten bir sürü vatandaşımız var. Artı bir de siz yaparsanız pazarda ucuza satarsınız. Aracı olmadığı için. Yer gösteririz. Marulunuzu, soğanınızı, kendi ürettiğiniz domatesinizi. Yani yarın... Neticede bütün Soma halkı kazanır. Tabii tabii ya. Başkanım, yarın öbür gün ya, bu sera kurulunca dışarıdan da şeyler gelir yani çok. Evet. Hani bizim buraya pazarda kurulur. Hani Kırkaç'taki gibi şeyler gibi. Çok güzel bir şeyler. Karasonya'da var. Evet. Güzel kazanıyorlar. Bu arada kooperatif olmuş. Türkiye'ye ne kadar bizi gönderiyorlar? Yani. Çalışırsa bu. Evet. Niye olmasın? Ne olmasın? Sayın Başkanım, Kırkaç Mahallesi'nde Toklu'ya giden yol değil de Ormanlı'ya giden yol üzerinde kenarda çok büyük çamlar var. Evet. Hatta yazın olması gerekiyor. Bir tanesi arabanın üzerine devrildi. Bu çamlardan hani doğayı koruyoruz, deniyoruz ağacı ama böyle birkaç tanesi bir sırası, iki sırası kesilirse bizim evlerin içine de düşme ihtimalleri var. Hmm. Yani, genişlettiğimiz yol mu? Yok yok, arka tarafı Ormaniye yol gidiyor ya. Mesut Bey, Mesut Bey, Çam Sokak. Değil de, Çam Sokak. Oraya giden... Orman dairesi, ormanın kendi yerleri orman, mi orada? Ben ne var? Yangın ekibi falan yok. Yangın ekibi orada yok. Yangın ekibi orada yok. Tamam, onu... Kalemakam dilekçenizi alıp ormana şey yapalım. Havale ederiz onu. Evet. Kestir. Çamlar devriliyor, hatta ceyran hatları falan... Kopuyor. Kopuyor. Yangın da çıkar. Evet, evet. Bir iki sırası böyle kesilirse en azından bina... iyi olacak. Tamam. İnan gelmesi binanın içine girecek. Yani çamlar o şekilde. Kaymakam Bey. Oradan da şimdi yağmur yağdığı zaman çok fazla çamur da iniyor. Evet. Tokyo'ya giderken yapılan o ızgaralardan o tarafı da yaparsak belki oradan da toprak kayması. Valla muhtarım yapayım ama şimdi evet. Her iş bana kalıyor. Yani bu işler biliyorsun altyapı işleri. Evet. Şu an ilçe belediyesi çok fazla altyapı ile ilgili. Hani ben palyatif tedbirler alırım. Yani ufak tefek masraflarla. Ama asıl işin sahibi biz değiliz. Yok, Çam Sokağı'nın başı sizin başkanım. Hayır ama altyapı, yağmur suyu kanalları, kanalizasyon suyu, maske suyu işte. Maske açmıyor. Yani bunlarla ilgili yani biz de destek olalım ne gerekiyorsa. Yani biz kepçe istiyorsa kepçe gönderelim. Ama emin ol onunla ilgili bizim ne elimizde bir malzememiz var, ne ekipmanımız var. Yani bunların hepsini biz devrettik. Yasayla devrettik. Olsa yapalım.